Merhaba efendim. Duymuşsunuzdur. Çünkü bütün gazetelerin neredeyse birinci sayfalarına kadar internet siteleri külliye manşetlerden haber yapmış. Ünlü sanatçı Sevda Sayan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyormuş ve kendilerini Türkiye Cumhuriyeti halkı için şans olarak telakki ediyormuş. Yani şans olduğunu varsayıyormuş. Ya vallahi Seda Sayan'ın Cumhurbaşkanı'nı sevmesinde falan değilim. İtirazım ona değil. Ya da Seda Sayan'ın Cumhurbaşkanımızı Türkiye için şans olarak görmesine de itirazım yok. Ya ben demokrat bir adamım. Bana ne ya? Kim kimi severse sevsin, kim kimi Türkiye için şans görürse görsün. Ama ben şuna inanırım. Eğer birileri Seda Sayan başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanını çok seviyor ve onu şans olarak görüyorlarsa, başka birilerinde Sayın Cumhurbaşkanını hiç sevmeme, hatta nefret etme ve onu Seda Sayan'ın gördüğünün aksine şanssızlık olarak görme hakları da var. Önemli olan seven ve şans olarak görenlerle sevmeyen ve şanssızlık olarak tanımlayanların birbirlerine tahammül etmeleri. Bakın hoşgörü demiyorum. Hoşgörünün içinde biraz da kibir vardır. Ama tahammül, yani sabır. Ya birbirimize sabretmeyi öğreneceğiz. Başka bunun lamı cimi yok. Benim takıntım başka yerde abi, biliyorsunuz. Ya Seda Sayan'a sanatçı deniyor ya. Benim bütün öfkem hatta. Gülerek öfkeliyorum belki. Çünkü çok komik ya. Kara mizah gibi. Ya sanatçı demeyin ya. Ne olur demeyin ya. Sadece Seda Sayan'a değil, Sibel Can'a da sanatçı demeyin. Demet Akalın'a da sanatçı demeyin. İşte ne bileyim, Gülben Ergen'e de sanatçı demeyin. Onlar eğlence dünyamızın ünlüleri. Çok ünlüler. Onlara sanatçı derseniz, ben de sanatçıyım o zaman abi ya. Ya 17 tane kitabım yayınlandı benim ya. Toplasanız 7500-8000 sayfa kitap. Ya 7000-8000 sayfa kitap, neredeyse 5-6 tane, 10 tane belki eski zamanın telefon rehberi ya. Ya bir insan 17 tane telefon rehberi yazsa bile kendine sanatçı diyebilir. Ama ben kendime sanatçı demeye utanırım. Ben sanatçı falan değilim. Hatta ben Seda Sayan'dan da Sibel Can'dan belki olmayabilir ama diğerlerinden, hele Demet Akalın'dan, hele Gülben Ergen'den 100 kere daha güzel şarkı söylerim ya. Ama ben sanatçı değilim. Hatta ben onların söyleyemedikleri şarkıları söylerim. Ben My Way'i söylerim. Help Yourself söylerim. Dilayla söylerim. Tabii elbette Dönülmez Akşamın Ufkunda'yı söylerim. Endülüs'te Raks'ı söylerim. Fantazi de söylerim. Coşkun Sabah'tan da söylerim. Neydi o arkadaş? Orhan Gencebay'dan da söylerim. Ama sadece söylerim. Bunlar da sadece söylüyorlar, eğlendiriyorlar. Onlar eğlendiriyor, ben eğleniyorum sadece. Ben eğlenmek için söylüyorum. Onlar eğlendirerek para kazanıyor, ben eğlenerek para harcıyorum. Bu kadar yani aramızdaki fark. Ama sanatçı değiliz. Ne ben sanatçıyım, ne Seda Sayan sanatçı. Allah aşkına hepinizden istirham ediyorum. Sanat ve sanatçılığı bu kadar ayaklar altına düşürmeyiniz. Ya sanat ve sanatçılık bu kadar ucuz değil, bu kadar ucuz olamaz, olmamalı. O nedenle gelin artık bu işe kesinlikle bir nokta koyalım. Bütün medya çalışanlarına, editörlere, genel yayın yönetmenlerine, yazı işlerine sesleniyorum buradan. Abileri olarak sesleniyorum. Bu işleri bilen birisi olarak sesleniyorum. Lütfen bu insanların adı geçtiğinde isimlerinin başına sanatçı unvanını koymayın. Gerçek sanatçılara hakaret ediyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz. O zaman yarın öbür gün birileri de kalkar Cübbeli Ahmet için din insanı der. Din bilgini der. Yahu Seda Sayan ve Seda Sayanlar magazin dünyasının, televizyon dünyasının, medyanın, magazin medyasının Cübbeli Ahmetleri. Aralarında hiçbir fark yok Allah aşkınıza. Bunu lütfen kabul edin. Eğer Seda Sayan ve benzerleri oralarını buralarını açmasalar, kasaptaki et misali etlerinin şehvet uyandıran kısımlarını sergilemeseler, Nurettin Yıldız ve Cübbeli Ahmet'in kulakları çınlasın. Ya bunlar hatta zaman zaman zemzem kuyusuna işeme misali saçma sapan laflar etmesinler. Ya kimse bunların varlığından haberdar bile olmaz ya. Şarkı söyledikleri gazetelerde onları bunları eğlendirirler, geçer giderler. Yapmayın, sanatçı demeyin bunlara. Bunlara sanatçı derseniz
Gerçek sanatçıları çok üzersiniz. Kahredersiniz. Onun için ben kendime sanatçı demiyorum. Onlara da demiyorum. Onlar da sanatçı değil. Ben de sanatçı değilim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ayrıca tabii.